He's not the kind of ghost you will have heard of before. He doesn't make you scream or make a bolt for the door. Hey, he's just a little guy looking for friends. Casper! Your dependable friend. So if you've got a little trouble or you've taken a fall, he will soothe away your tears. All you got to do is call. Geldiği gibi Yıldırım'ın seyri ortadan yok olur. Ama bu sefer çok mutludur çünkü kendine yeni bir arkadaş bulmuştur. Casper ve Wendy gerçekten çok korkunç bir ikili oldular. Cadılarla sihirli karışım yapmak için eve gitmeliyim. Sonra görüşürüz sevgili Wendy. Casper'ı bir an önce Wendy'nin iyi etkisinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Evet. Şu cadı kız aynı Wendy'ye benziyor. Affedersiniz. Biz iyi hayaletleriz ve sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. İyi hayaletlermiş. Ha. Sen bize kötü bir cadı olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet, öyle sersem hayalet. Bana boşuna vahşi kedi demiyorlar. Şimdi beni dinle vahşi kedi. Sana bir teklifim var. Bu kulağa gerçekten çok eğlenceli geliyor. Kıyafetini aynı Wendy'ninki gibi kırmızıya boyadım. İyi. Ben de saçımı sarıya boyuyorum. Casper, bak bakalım kim gelmiş. Merhaba Wendy, burada ne işin var? Sen olmayınca kendimi çok yalnız hissettim. Senin sihirli karışım hazırlaman gerekmiyor mu? Çiçeklerden nefret ederim. Neden Wendy? Daha önce hiç böyle kötü davranmazdın. Çünkü daha önce iyi ve sevimliydim. Ha! Bu çiçeği tekrar diksem iyi olacak. Çok şaşırmış görünüyorsun Casper. Ben şaşırdım. Artık iyi bir cadı olmaktan sıkıldım. Casper'ın bana okuduğu hikaye gerçekten çok güzeldi. Wendy, karışım hazır mı? Getiriyorum. Bizi zehirlemeye mi çalışıyorsun? Tanrım, Casper'ı düşünürken sihirli karışıma yanlış malzemeler koymuşum. Tatlı fasulye ve şekerlemeler olamaz. Bu olanların hepsi sevimli Casper'ın suçu. Şuradaki hayalet ne kadar da Casper'a benziyor değil mi kızlar? Biraz dursana kısa çarşaflı. Bana isim takacağınıza siz önce kendinize bakın. Eminim Wendy'nin bunun gibi kötü bir arkadaşı olursa o da zamanla bizim gibi kötü olur. Ve küçük zararsız bir büyü yaparak seni Casper'ın ikizi gibi yapacağız. Ben iyi kötü bir cadı yapabilirim. Casper, Sasper, hemen değiş ol Casper. Kapıya ben bakarım. Aa, bu Casper. Aman ne iyi. Birlikte dışarı çıkıp oyun oynayabiliriz. Casper, buraya gelmeye korkmadın mı sen? Cadıların seni hiç sevmediğini iyi biliyorsun. Ben de en az onlar kadar kötü olmaya karar verdim. Şu yaptığına bir baksana. Ben de birdenbire neden böyle kötü oldu hiç anlayamıyorum. Umarım Casper bugün yine eski iyi haline dönmüştür. Oh. Gerçekten çok üzgünüm Wendy. Önemli değil, hepsi benim hatamdı Casper. Şimdi eski dostum Wendy gibi konuşmaya başladın işte. Sen de eski dostum Casper gibi davranmaya başladın. Bugün Casper'a ikinci kötülük dersini vereceğim. Ne yapacak çok merak ediyorum. Eğer sen Wendy'sen o zaman o kız kim? Ve eğer sen Casper'san o çocuk kim peki? Bugün Wendy'ye yine çok zor bir gün yaşatmayı planlıyorum. Merhaba Casper. Söylesene, bugün kötü bir hayalet mi yoksa iyi bir hayalet mi olmaya karar verdin? Tabii ki kötü olacağım. Başka ne olabilir ki? Gel Wendy, şu işin aslını birlikte çözelim. Sen sahtekar bir hayaletsin. Hiç kimse benimle böyle konuştuktan sonra çekip gidemez. Ha? Onları durduralım Wendy. Durun. Ama sen... Evet. Biz gerçek Casper ve Wendy'yiz. Peki siz kimsiniz? Ben vahşi kediyim. Üç hayalet benden Casper'ı onlar gibi kötü yapmamı istedi. Ve cadılar beni Casper'a benzettiler. Böylece Wendy'yi kötü kalp yapabilecektim. Şimdi bizden nefret etmiyor musunuz? Tabii ki hayır. Sizin için sadece üzülüyoruz, hepsi bu.
Ama neden bizim için üzülüyorsunuz? Wendy ile ikimizin iyi olduğumuz için ne kadar eğlendiğimizi bilseydiniz nedenini anlardınız. Bunu denemeden bilmemiz imkansız, öyle değil mi? Bu doğru. Hey çocuklar, benim gördüğümü görüyor musunuz? Hey kızlar, benim gördüğümü görüyor musunuz? Sizi gidi gökyüzü çöpçüleri, sizi nereye gittiğinize dikkat etsenize. Siz neden gittiğiniz yere dikkat etmiyorsunuz sersemler? Şu büyükler de her şeyi kavgayla çözmeye çalışıyor. Sözde bizden çok şey biliyorlar.